Efendim merhabalar, ben Doktor Ali Kerim Diler. Sevgili ve kıymetli partnerim Ali Can Aytekin'le birlikte bugün yeni bir YouTube videosuna daha bir aradayız. Evet efendim. Canım Ali Canım, baş başa sohbet etmeyi özlemiştik. Aynen öyle. Geçen haftada baktık, ilgi alaka çoktu. Ondan sonra o yüzden biz yine gelmek isteyen konuklara dedik ki bir dakika biz bir baş başa bir şey çekelim. Doğru, aynen öyle oldu. Evet, biz biliyorsunuz ki baş başa kaldığımızda her zaman olduğu gibi gün geçmiyor ki bir güzel kadının güzelliğine biraz daha güzellik katmayalım. Evet. Bu bölümde yine biraz güzelleştireceğiz. Bugün de uygulama yapacağız diyorsun yani. Tamam, aslında yapalım. Uygulamayı ilk bana yapacaktık ama çok korktum. Son anda hedef değiştirdim. Dolayısıyla yine biz Selin'e... Hayır. Selin sefer... de şu an öğreniyor. Tamam. Bu sefer... Yok, bu sefer Selin yok. Bu sefer bizimki kıymetli pürünümüz var. Evet. Onun da birkaç küçük ihtiyacı vardı. Hem konuşuruz hem çok soru geliyor onlarla ilgili. Evet. Özellikle hani hem jawline hem böyle yorgun gözükmekle ilgili. İki ayrı bölümde, önümüzdeki iki bölüm. Biraz bunları konuşur. Biraz nasıl yapıldığını, nasıl yapılmadığını, nelere dikkat etmek gerektiğini gösteririz. O zaman şimdi bu bölüm jawline'la başlayalım. Ben aylardır sizin başınızın etini yiyorum, bana yapın yapın bana diye. Bana bir çene attı yaptı. Evet, doğru çene ama. Attı. Şimdi hocam nasıl oluyor yani? Kimlere yapılıyor? Kimlerin ihtiyacı var? Çünkü şu an herkes acayip popüler olduğu için yani ihtiyacı olan da olmayan da jawline istiyor. Bir yüzün aslında çok önemli unsurlarından bir tanesi çene hattı. Yani düzgün bir çene hattı çizgisi bir kere erkekte önemli bir güven unsuru. Yani onu tespit etmişler. Bakılmış çene hattı geniş. Efendim belirgin erkeklerin karşı cinse veya karşında konuştuğu kişiye güven verdiği. Benim güven vermeme nedenim ortaya çıktı. Ondan mıdır acaba? Yani benim biraz karakterle de alakalı ama neyse. Süper. Süper ama işte bak böyle karakterle de alakalı bile olsa güzel yakışıklı bir çene attı yaptığın doğru. Zaman tamam güven yani. Vermiyorsan da yakışıklı bir şekilde güven verme ya. Yok sen her zaman için güzel güven verirsin Ali canım öyle deme. Erkek açısından böyle kadın açısından değerlendirdiğin zaman bir kere o V shape dediğimiz yani V şeklindeki çene görüntüsünün hoşa gider bir şey olduğunu zaten pek çok böyle hani Instagram filtrelerinde öyle bir şeyleri seçenlerden biliyoruz. Görüyoruz. Herkes kendini biraz daha öyle hoşuna gidiyor. Bir yandan da şu var. Yüzün yağları erimeye, eksilmeye başladıkça yüz aşağı indikçe de çene hattı bozuluyor. Dolayısıyla aslında tek çözüm çene hattını onarmak değil. Bir yandan yüzün üst bölümündeki yağ yastıkçıklarından çünkü bizim yüzümüzde hep anlatıyoruz ya yüzü yukarıda tutan doğal yağ yastıklarımız evet. Var. Bu yağ yastıklarımız zamanla eksiliyor veya zamanla eksilmiyor. Bir takım metabolik problemler eşliğinde, bir takım streslerde. Yani demez misin şimdi ya süzülmüşsün sen. Süzülme değil o aslında. Aslında o yağ yastığını işte üzüntü, sıkıntı vesaireyle yani böbrek üstü bezinden salgılanan bir takım stres hormonları sebebiyle yüzdeki yağlar da eriyor. Bırak onu daha önemlisi işte fizik aktivite. Mesela fizik aktivite yapanın growth hormonu yükseliyor. O testosteronu tetikliyor. O da yüzdeki yağları çok etkiliyor. Erkek olsun, kadın olsun. Dolayısıyla yüz hattını, çene hattını bozuyor. Bazı durumlarda biz sadece çene hattını düzeltirken pek çok başka durumda bu çene hattı aslında sonuç oluşturuyor. Sebebi ne? Yukarıdaki yağ yastıkçıklarından kayıp. Hatta şakak bölgesindeki bir gün onu da konuşur yaparız. Şakakta da yağ kaybı oluyor. Dolayısıyla burada bir iskeletleşme, buradaki yağ kaybı diğer kas yapılarını da aşağıya bıraktığı için yüz gençliği de kayboluyor. Ya aslında hepsi birbirine bağlı yani. Tabii sadece ki. Bir taraflı olacak şey değil ya gibi. Ya tabii ki. Çünkü bak bizim yüzümüzdeki bu yağ yastıklarının dağılımı sadece bir tek planda da değil. Çünkü ne var? Üstte deri var, deri altı yağ dokusu var, sonra bir kas tabakası, kas tabakası üstünü örten bir zarımsı bir tabakadan söz ediyoruz. Aşağıda bir derin yağ tabakasından daha bahsediyoruz. Derindeki yağ tabakası yüzün belli bölümlerinde hareketsiz. Örneğin ön elmacık kemiği bölgesindeki üstteki yağ dokusu hareketli. Dolayısıyla o hareketsiz yağ dokusunun içerisine enjekte ettiğimiz herhangi bir hacimlendirici üzerindeki kası da yukarıda tutuyor. Hatta yukarıya çekiyor. Dolayısıyla biz gerçek anlamda bir sıvı yüz germeden, liquid facelift olarak bahsettiğimiz girişimden söz ediyoruz. Bazı durumlar var ki hasta gıdısından şikayetçi. Mesela şimdi göreceğiz birazcık bugünkü uygulamamızda yapacağımız girişimde pürünün biraz çene altı
sanki gıdısı var gibi. Halbuki gıdıdan ziyade çenede bir küçüklük var. Dolayısıyla sanki gıdısı varmış gibi gösteriyor. Onu güzel bir çene hattıyla belirgin bir şekilde uzattığımız zaman o gıdı görüntüsü de ortadan kalkıyor. Bir de şu var. Çeneyle ilgili oynadığın zaman çeneyi yüz uzunluk ve enine olan oranını değiştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla bir yüzü daha ince göstermek mümkün olabiliyor. Yüzü uzatmak mümkün olabildiği gibi aynı zamanda yandan görüntüde daha öne doğru çıkıntıda. Yani biz aslında ne yapıyoruz? Bir kontur yapıyoruz. O konturun dışında bir de özellikle bir takım girişimlerle belirginleştirme yapıyoruz. Mesela çene hattının, çene ucunun öne çıkması gibi. Çene çizgisi de aslında burada rol oynuyor ve onun da açılması gerekiyor. Onu istersen örneğimizin başında çünkü anlatırız. Çünkü o nasıl bir şey yani daha orada soracağım. Orada konuşalım Ali Merak canım. Ediyorum. Şimdi o zaman biz Pürün'ün bu çenesini falan yaptıktan sonra Pürün de böyle bize ateş edecek mi hocam? Çenesiyle mi diyorsun? Ya bu şimdi bu benim kıymetli her hafta benim bazı böyle şeyler yazıyorlardı. Bu hafta bekliyorum merakla hangi şeyi kullanacaksınız diye. Bu haftanın figürü Morpheus. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Spiritual leader. Yani ruhsal lideri kimin Neo'nun Matrix'teki. Aynen. Dolayısıyla o da hakikaten belirgin bir çeneye çok. Sahip. Onun yüz hattının karakterinde. Şey soracağım. Bölüyorum çok özür dilerim. Bu çene şey dediniz ya onda var. Var. O peki iyi bir şey mi? Ya yani bunu yok etmeye mi çalışıyoruz? Yok etmeye çalışmıyoruz. Hayır hayır. O tabii ki bir miktar olması gerekiyor. Orası doğal bir oluk yani doğal bir hat. Dolayısıyla tabii ki değil ama zamanla ne oluyor? Yaşlandıkça bir kere buradaki ligamanlar sertleşmeye başlıyor ve çene ucu yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyor. Hatta ne oluyor? Yaşla beraber çene kemiğinde rezolüsyon yani eksilme oluyor. Aynı şekilde burun kemiğinde de bu eksilmeler oluyor. Dolayısıyla çene... Yani benim eskiden güzel bir çıkıntılı şeylik çenem vardı diyen biri yavaş yavaş o çenesini kaybetmeye, çene ucu yukarı düşünsen hep yaşlarda yukarı döner evet. Yaşlı bir ifade verir. Şimdi dolayısıyla belli durumlarda bu bölgede yaptığımız işlemler bu çeneyi aşağı çeviriyor. Hah işte o noktada bak biz bugün bir takım enjeksiyonlarla kasada bir aksiyon veriyoruz. Buna biz myomodulation, kası modüle etmek diyoruz. Nasıl ediyoruz? Eğer biz bu hacimlendiricileri kasın altına yerleştirirsek su alıp genişleyeceği için kası yukarı çekiyor. Ama bazı durumlarda kasın üstüne enjekte edersek bu sefer kası aşağıya doğru bastırıyor. İşte yüzdeki kası aşağıya bastırsın diye enjeksiyon yaptığımız bölgelerden bir tanesi de bu sözünü ettiğimiz çene hattı ki bu basılsın, çene de biraz uzasın, bu toplanma aşağıya doğru geriye dönsün. Süper. Tamam. Hadi konuşalım. Çok heyecanlıyım. Şimdi. Hadi yapalım. Hadi konuşalım. Peki. İçeride görüşmek üzere. Evet Ali canım. Hadi geldik. Çok heyecanlıyız. Peki ne yapıyoruz Pürün'e? Şimdi çene hattı. Şimdi önce bir konuşalım. Şimdi Ali can. Bak yüzünün oranlarına baktığımız zaman biraz çenenin oranının az kaldığını görüyoruz. Şimdi burada birazcık profilden de baktığı zaman çene ucunun geride olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yüz ovalinin de bir parça bozuk olduğunu görüyoruz. Evet. Çene hattının çok belirgin olmamasından dolayı. Doğru, şurası şöyle düzmüş gibi iniyor. Dolayısıyla şimdi böyle Pürün'e önce güzel bir çene yapalım tamam mı? Tamam. Ama önce şey yapacağız. Ne yapacağız? Şu geçen videoda çok popüler oldu. Bu damarları gösteren bir şeyimiz var ya. Tamam peki gösterelim. Ondan Pürün'ün damarlarına bakacağız. Bakalım bir tanem peki. Senin bak, damarlarını bile biliyorum. İlk önce bir ağız çevresinin bak bir görelim. Bak gördüğün aslında... Hep kılcal damarlarla dolu ama büyük yeşil çizgiler, kalın olanlar genelde ağız çevresinin damarları. Siz dolgu yaparken oralara uzak duruyorsunuz değil mi? Bu belli değil damarlardan dikkat etmek gerekiyor yaparken. Çünkü niye? Bir damarın içine enjeksiyon yanlış sonuçlara yol açar veya bir damarı basıya almak. İşte mesela geçen hafta burun üzerine konuşmuştuk. Burunun ne kadar damarlı bir yapı olduğunu görebiliyorsun. Bak yanda daha çok... Kılcal damar kılcal seviyesinde damarlar. Çok büyük kalın damarlar yok ama göz kenarına geldiğimiz zaman bak göz kenarında çok belirgin bir damarın kenarından aşağı indiğini. Şuradan gösterelim mi? Bak göz kenarının damarı mesela o damara geldiğin zaman bir morluğa yol açabilirsin. Bu açıdan da hani cilt altındaki damar oluşumlarını görmek
Önemli. Siz doktorlar bu önemli damarların yerlerini biliyorsunuz ama. Tabii ki biliyorsun. Çünkü eğitimin gereği belli yüzde tehlike alanları var. Ha. Bu tehlike alanlarından uzak durmak gerekiyor. Bırak tehlike alanlarını, işte gözaltının belli noktalarında, burun kenarı, ağız çevresi, şakakta. Sadece belli bölgeler tehlikeli değil, aynı zamanda belli derinlikler de tehlikeli. Ha. Örneğin şakağa bir uygulama yapacağın zaman şakakta çok derin, nispeten tehlikeli damarların olmadığı bir bölge. Dolayısıyla kemik seviyesine neredeyse yapıyoruz ama biraz daha yüzeye enjeksiyon yapmamız gerektiği zaman o zaman iğne yerine kanülü, yani ucu küt iğneleri tercih ediyoruz ki daha yüzeyde ciddi damarlar var. Onlar da bir risk oluşturmaması açısından. Yani gördüğünüz gibi bunlar önemli şeyler. O yüzden bir doktorun yapması gerekiyor. Öyle her eline enjeksiyon alana gitmeyin. Tabii ki tıbbi bir girişimdir. Şimdi zaman, başlıyor muyuz? Hadi başlayalım. Şimdi bak. Buradan bir tane delik açıyoruz. Bu açtığımız delikten içeriye giriyoruz. Hayır bak şimdi kasın altındayız Alican. Bu iğne de ta buraya kadar geliyor vaziyette. Dolayısıyla bütün bu alanı kaplıyoruz. Şimdi ağır ağır enjekte etmeye başlıyoruz. Ağır ağır enjekte etmeye başlıyoruz. Evet. Acı var mı acı? No. Şimdi yavaş yavaş da yapa 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 burada şekillendire şekillendire geriye çekiyoruz. Daha derinden gidiyoruz. Okay. Niye hiç acı hissedilmiyor hocam? Ucu küt bir kanül olduğu için herhangi bir sağlıklı yapıyı da bozmuyoruz. Zedelemiyor. Sağlık. Aynen öyle. Zedelemediğimiz için bak şimdiden düzelmeye başladı görüyor musun? Biraz geriden ping yaptık, açtık. Ondan sonra peki. Tek delikten de girdik. Kasın altına indik. Şimdi kemik yüzeyini yalayarak ta uç noktaya, buraya kadar geldik. Şimdi buraya biraz malzememizi bırakıyoruz. Şimdi bir yandan da tam orta hatta burada gidiyoruz. Kemiğe dokunuyoruz. Ağır ağır enjekte ediyoruz. Enjeksiyonun bir kısmını tamamladıktan sonra özellikle çene ucunu yavaş yavaş yanlara da, yani bütün çene hattını da şekillendirmek üzere devam edeceğiz. Peki hocam bu işlem ne kadar kalıyor? Ya aslında 1-1,5 yıl kalıcılığı olan bir bayağı işlem. Bayağı da iyi kalıyor. Kalıyor çünkü çenede kullandığımız malzeme biraz daha sert, biraz daha su çekme kapasitesi yüksek. Sadece çeneye uygun. Yani bu mesela bu malzemeyi bir dudakta asla, bir göz altında hiçbir zaman kullanmamak gerekiyor tabii ki. Vay iyi. Herhangi bir morarma şey de hiçbir yok. Hiçbir şey yaşamaz. Çünkü niye? İşte o ucu küt, kör uçlu iğnelerle yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir damara ziyan verme şansımız pek yok. Gerçekten acımıyor mu? Hiç acımadı. Doğru söyle. Vallahi acımaz. Allah Allah. Şimdi mesela burada yavaş yavaş bu hattı doldurduk. Şimdi arkaya doğru devam edip bir de çene açısı vermemiz gerekiyor ki güzel bir jawline oluşturalım ama şimdiden zaten bu hat gayet güzel olmaya başladı. Hatta ne oldu? Çene ucu, burun ve dudak uçu aynı hatta gelmeye başladı ki maksadımız bu. Tık dedik, girdik. Tutuyoruz. Gayet derinden kasın altındayız. En uç noktaya kadar. Bakın ta buraya kadar geldik. Bu hatta kadar geldik. Yavaş yavaş enjekte ede çıkıyoruz. Biraz daha sonra desteklemek gerekiyor burayı. Bak şimdi yavaş yavaş bak görüyor musun? Çene hattı nasıl belirgin olmaya başladı. Evet. Şimdi keza buradan bir tane de yukarıya bir gitmemiz lazım ki şuradan yukarıya. Şimdi buradan açtığımız delikten içeri de girdiğimiz zaman böyle bir şekilde burada da bir çene hattı belirginliği sağlayabileceğiz. Görüyor
Görüyor musun hocam ne kadar... Bayağı buraları gölgelendi kenarda. Evet. İyi misin? İyiyim. Çok merak ediyorum. Aslan. Şimdi normalde insanlar şeyden korkuyor. Yüzüm zaten büyük. Bunu yaptığınca daha büyük olurum korkusu oluyor. Ama bence... Aksine bu inceltiyor bile. Daha ince evet. bile gösteriyor. Buradan böyle tık. Tık. Bir delik açıp Aslan Alican öğrendi. Çok hoşuma gidiyor bunları yapmak. Size anlatamam. Tamamdır Alican artık bir medikal estetik hekim asistanı olmuştur. Vallahi. Tam o tarafa başı çevirirsek. Okey bak şimdi buradan da. Ta buraya kadar geldik bak Alican. Evet. Şimdi buradan ağır enjekte ede. Sakin sakin bırakıyoruz. Dokunun içerisinde kendi yolunu bulsun enjekte ettiğimiz malzeme diye. Şimdi bunlar su tutuyor ya hocam. Evet. Mesela yaptık. Yarın bir tık daha belirginleşiyor mu? Aynen öyle. Şu an mı? Yarın bir tık daha belirginleşecek. Aa. Şuradan bir tane daha açalım. Okay. Tamam. Şimdi ağır ağır veya da bir enjeksiyon yapıyoruz ki tüm çene hattını belirginleştirelim. İyi. Hani şu dudağın altındaki çeneyle dudak arasındaki şu hattan bahsetmiştik. Yaşlandıkça bu yukarı toplanıyor ve büzüşüyor diye. Burayı ise biraz açmak gerekiyor ki bu birazcık şey olsun. Aşağı doğru. Aşağıya doğru da olsun. Dolayısıyla buraya yapacağımız bir uygulamayı kasın üstüne yapıyoruz ki bastırsın diye. Sonra çene ucuna küçük iğneyle bir iki dokunuş daha yapacağız Alican. Tam şeyi vermek için profili. Keza yine bir minik delik açıyoruz. Ve minicik bir şekilde oradan denk girdik. Burası biraz acıyabiliyor bazen. Acıdı mı pürüncüm? Aslansın sen. Wonder Woman. Tamam buraya da bunu yaptıktan sonra bak bu çene ucunu biraz aşağı iten bir şey. Şimdi bak çene ucuna da son bir dokunuşumuzu yapalım. Bu normal iğne şeklinde yapıyoruz. Bu şimdi iğneyle aynen. Burada da direkt gidiyoruz. Kasın içine gidip kemiğe dokunuyoruz. Sonra bakıyoruz damarda mıyız, değiliz. Ondan sonra enjekte etmeye başlıyoruz ki... Ha, geriye doğru çekiyoruz, damarda olup damarda aynen olmak için. Wow. Şimdi mesela Alican kadın çenesinde buraları doldurmuyoruz. Neden doldurmuyoruz? Bir erkek çenesi gibi genişlemesin diye. Çeneyi daha sivri, daha V göstermek için buraya başvuruyoruz. Bir takmacık da buradaki son bir üçlüye bakıyoruz. Şimdi gereken... Masajı yapacağız. Ya bir gecede seni baştan yarattık bunu görüyor musun? Görmüyorum daha. Merak ediyorum ama. Bu ne kremi? Bu bizim hazırladığımız. Biraz cildi sakinleştirsin. Biraz masaj yapmamıza katkıda bulunsun diye. Şimdi burada ne oluyor biliyor musun Alican? Yani zaten güzel bir kız filan. Diyorlar ki ya sende bir güzellik var. Ne yaptın sen? Evet. Hani çok anlaşılmayan ama yüzdeki oranları tamamladığı için etkili bir estetik iyileşme gösteren bir uygulama. Şimdi altın oran şeyiyle bakacağız. Şimdi bak Ali canım. Bir kere burada maksat neydi? Burada maksat şuydu. Çene ucunu, alt dudak, burun ucunu aynı hatta getirmekti maksat. Tamam mı? Ki... Bu şimdi çok daha düz bir çizgi olarak geliyor. İkincisi saç hattı ve kaş ortası. Kaş ortası, burun ucu. Burun ucu biraz eksik kalıyordu. Biraz onu tamamlamış olduk şimdi. Dolayısıyla şimdi yüzün oranları biraz daha bak güzel gözüküyor. Nitekim bunu şimdi bir fotoğraflayalım. Dolayısıyla yüzün oranlarını yerine koyduk. Şimdi bak yüz ovaline bak pürünün. Evet. Şimdi birazcık... Yüz ovalinde bozulması vardı bu bölgede. Dolayısıyla bak şimdi güzel smooth bir çizgi oldu, hat oldu. Belirgin bir jawline oldu. Keza yandan da bu taraftan, sağ ve sol taraftan da. Zaten yan açıdan baktığın zaman net bir şekilde çeneyi öne getirmiş olduk. Evet. Hani karşıdan da bakınca bir güzellik oldu gerçekten. Doğal duruyor. Güldüğünü de görelim bak. Bak güldü. Şimdi güldüğü zaman da demin gülerken bunları çok fazla yukarı kaldırıyordu. Evet. Ve buradan da çekmeler yapıyordu şu köşelerden. Şimdi... Onu da tamamlar oldu. Bayağı gıdısı gitti. Çok enteresan. Aynen ya. Öyle. Yandan baktığın zaman gıdılı bir hastayken evet. Şimdi çene ucu uzayınca gıda azaldı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz de kendimize güzelleştirmek için başka
güzeller bulalım. Ekstra güzellik katalım. Tamam Alican.